Sinan tek lideri, Başbuğ Alparslan Türkeş'i eleştirdiler. Teşkilatı eleştirdiler, doktrinini sorguladılar. Bu hareketin önderliğinde eski ülke ocakları Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaptı. Partide ipler gerildikçe gerildi. Sonunda Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı MHP'den istifa ettiler. İpler koptu. Şimdi taraflar birbirlerini davadan dönmekle, kısa vadeli siyasi menfaatler kovalamakla suçluyorlar. Oportunist ve kısa vadeli menfaatlere dayalı ve yalnızca siyasi menfaatler elde edebilmek, kısa vadeli menfaatleri gerçekleştirebilmek için kullanılan bir araç haline getirilmiş olması bizim tepkilerimizi ortaya koymuştur. Yani bu iddialar temelsiz iddialardır, gerçek dışı iddialardır. Biz idealist insanlarız ve idealimiz için, inandığımız siyasi görüş için her türlü meşakkata katlanmış insanlarız. Ben hayatımda 4 defa sıkı yönetim mahkemelerine çıkarıldım. Turancılık suçlamalarıyla muhakeme edildim. İdamla yargılandım. Kısa menfaatler için şöyle yapmış, böyle yapmış sözü söyleyen için bir talihsizliktir. Şimdi bu çekişimiz sadece Türkeş'in liderliğini tartışmak ya da tartışmamak olarak değerlendirilmemeli. Aslında Türkiye'de bütün lider sultanlarına dayalı ve tek kişi anlayışıyla inşa edilmeye çalışılan yapılanmaların hepsinin kırılması lazım geldiğine inanıyorum. Liderin tartışılması partimizin içinde yasaklanmış değildir. Onun için lider tartışılmaz, lider değişmez, siz değişmez dersiniz gibi görüş tam gerçeğini aksetmez. Ama şu vardır, siyasi liderlik zor bir iştir. Liderler de kolay yetişmez. Bakın Türkiye'mizde son 30 yıl içinde Sayın Ecevit var, efendim, Sayın Demirel var, efendim, Sayın Erbakan var, ben varım eski liderler olarak. MHP'deki bölünmenin temelinde işte bu düşünce ayrılıkları yatıyor. Yazıcıoğlu, Türkeş'in hükümete destek vermesini, Demirel'le yakınlığını eleştiriyor. MHP mirasının Türkeş'e devredilmesini içine sindiremiyor. Bir yandan da Türkeş'in liderliğini sorguluyor. Yazıcıoğlu ekibi MHP'nin radikal kanadını oluşturuyor. Partinin 80 öncesinde olduğu gibi yine eylemci çizgisini sürdürmesini istiyor. Oysa Türkeş 12 Eylül'den bu yana ılımlı bir politika izliyor. Ama her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. Yazıcıoğlu Türkeş'ten çok farklı olarak Türklüğü arka plana itiyor. İslam'ı öne çıkartıyor. Misak-ı Milli içerisinde bugün hapsedip bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış, bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde, dünyadaki gelişmeler içerisinde milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Şu anda Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyeti yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur bizim. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyetin yayılmasına karşı mısınız? Hayır, karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Müslüman Türk milletinin kararlarında hukuki kurtarı var. Taşıdığı yüksek yarı İlahiyat Şerifullah bayrağı olmuştur. İlahiyat Şerifullah idare olmuştur. Dün de benim idarem oydu, bugün de benim idarem oydu. Dün de benim bu anlamda hesaplaşmamız yok. Ama yanlışlıklar varsa açmaya çalışırız. Açamamışsa, tıkanmışsa yalnız tıkanıp bırakırız da yolumuza devam ederiz. İslam birliği davası diye bir davamız yok bu dünyada.